25x üzeri 4 eksi 30x'in karesi artı 9'u çarpanlarına ayırınız. Bunu yapmak ilk bakışta biraz zor görünebilir çünkü en başta dördüncü kuvvetten bir terimimiz var, ortada ikinci kuvvetten bir başka terim var. Ama burada sizin için bir çıkış yolu olabilecek küçük bir ipucu var. Burada beni heyecanlandıran bu küçük ipucu 25'in bir tam kare olması. Aynı zamanda x üzeri 4 de bir tam kare. Sonuç olarak 25x üzeri 4 bir tam kareye dönüşüyor. En sona baktığımızda ise 9'un da bir tam kare olduğunu görüyoruz. Belki de tüm bu ifade başka bir binomun karesidir. Bunun doğruluğunu kanıtlamak için şimdi ortadaki terime bakmak kâfi. Ortadaki terimin iki uçta çarptığımız terimlerin çarpımının iki katı olması gerekli. Şimdi bunu daha iyi bir açıklayayım. 25x üzeri 4 aslında 5x üzeri 2'nin yani 5x karenin karesi. Aynı şey değil mi? Demek ki bir tam kare. 9 için de aynı şey geçerli. O da artı 3 ya da eksi 3'ün karesidir. İkisi de olabilir. Peki 30x üzeri 2 nedir? Şimdi 5'i artı 3 ya da eksi 3 ile çarparsak ne olur? Şimdi demin de söylediğimiz gibi ortadaki terimin 9'un ve 25x üzeri 2'nin kare köklerinin çarpımlarının 2 katı olması gerekiyor. Şimdi ortadaki terimde negatif işaret var ama 5 pozitif. O zaman biz 9'un kare köklerinden eksi 3 olanı, yani 2 kare kökü olabilir dedik ya, artı 3 ve eksi 3, o zaman biz eksi 3'ü kullanmak istiyoruz. Çünkü ortadaki terimi negatif yapmanın tek yolu bu. O zaman şimdi eksi 3 ile deneyelim. 2 çarpı 5x üzeri 2 çarpı eksi 3 nedir? Şimdi nedir bu? Eğer 2'yi 5x üzeri 2 ile çarparsak 10x üzeri 2 olur. 10x kare olur ve bunu eksi 3 ile çarparsak eksi 30x üzeri 2 yani eksi 30x kareyi elde ederiz. Sonuçta bunun bir tam kare olduğunu anladık. Şimdi bunu şu şekilde yeniden yazabiliriz. 5x üzeri 2, bunu aynı renkte yazayım. 5x üzeri 2, 5x kare eksi 3 çarpı 5x üzeri 2 eksi 3. Şimdi bu videoda bunun nasıl yapıldığını gördük. Eğer sağlamasını yapmak isterseniz bu iki ifadeyi birbiriyle çarpın. Sonuçta 25x üzeri 4 eksi 30x üzeri 2 artı 9'u bulacaksınız.